Siyasi iradenin ve mevzuatı uyutan sizlerin... Kapıkule Gümrük sahasında imzalanan Türkiye'de ilk kez uygulanacak protokol gereği Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen araçlar 15 gün içerisinde tamirlerini Edirne'de yaptırabilecekler. İmzalanan protokolle gümrük mevzuatında bir ilk başlatıldı. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası ile Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü arasında yapılan protokol gereği komşu ülkelerden gelecek motorlu taşıtların tamir amaçlı 15 gün süreyle Edirne'de kalmaları sağlanacak. Söz konusu protokol sonucunda doğabilecek herhangi bir sorun için Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Gümrük Bakanlığı'na teminat verdi. Kapıkule Gümrük sahasında düzenlenen programda Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt ile Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Müslüm Yalçın protokole imza attı. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Müslüm Yalçın, "Protokol Türkiye'de bir ilk, hem ülkemiz açısından hem de gümrük teşkilatı uygulamaları açısından devrim niteliğinde bir protokole imza atıyoruz." dedi. "Ülkemiz açısından hem gümrük teşkilatının uygulamaları açısından devrim niteliğinde aslında bir olaya imza atıyoruz. Tabii bu bizim belki tabii hem buradaki esnafımızın, iş yapacak arkadaşlarımızın kapasiteleri var zaten. Öncelikle onların yıllardır sahip oldukları bir birikim var. Bu birikim maalesef bir takım mevzuat engelleri yüzünden kullanılamıyordu. Biz de bunu gördüğümüz için acaba nasıl bir problem, bu problemi nasıl çözeriz diye düşündük. Ve yıllardır bazı alışkanlıklarımız olan mevzuatta istisnai bazı nasıl düzeltmeler yapabiliriz diye kafa yorduk. Çok şükür beraberce bu kafa yormalar neticesinde bir çıkış yolu bulduk. Ve gümrük teşkilatı açısından yepyeni bir uygulama başlıyor burada. Ve Türkiye için bir ilk. Daha önce evet, böyle bir uygulama yoktu. Sözlü beyanına geçici bir araç veya eşya girişi işlemi yapma uygulaması hiç daha bugüne kadar olmadı. Bu ilk defa Trakya Gümrük Bölge Ticaret Müdürlüğü'nün bölgesinde bu başlamış olacak. Tabii aynı zamanda beraber çok önemli bir sorumluluğu da biz üstlenmiş olduk. Bu sorumluluğun bir kısmı bize ait olduğu gibi bir kısmı da işte ticaret odamıza ait. Zaten kendileri teminat kapsamını alacak. Bir global teminat olacak burada. Onlar da kendileri ellerini taşın altına koydular, riski paylaştılar. Tabii aynı riski bu işi yapacak esnafımız da. Ki örnek vereceğim, bir Yunanistan'daki bir Yunanlı'nın aracı bozuldu, tamir edilecek. O araç Pazarkule'ye gelecek. Pazarkule'ye kapısında bizim esnafımız kimlik kartıyla beraber gelecek, o aracı teslim alacak. Ve o araç o artık onun zimmetine geçmiş olacak. Normalde biliyorsunuz o Yunanlı'nın aracını biz Yunanlı'nın pasaportuna kaydederek sokuyorduk. Bundan sonra artık o aracı biz oradaki tamirci esnafımızın zimmetine vereceğiz. 15 gün süre vereceğiz. 15 gün içerisinde tamiratı yapıp tekrar aynı aracı çıkışını sağlayacak. Sağlamazsa vergisinin cezasını biz teminatından alacağız. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt ise bu uygulama kent ekonomisine aylık 200 bin euro katkı sağlayacak dedi. Edirne ekonomisine katkısı yaklaşık ayda 200 bin euro civarında bir rakam bekliyoruz. 200 bin. Evet. Bu konuda talep var mı? Var. Şu anda bugün tabii Bulgaristan ve Yunanistan'daki yaşayan vatandaşlar duymuşlar. Hatta Pazarkule'ye bugün bir müracaat olmuş. Bilgimiz oldu. Ancak dedik ki protokol bugün devreye giriyor. Önümüzdeki hafta getirin araçlarınızı. Bundan da çok memnun oluyorum. Çok da mutlu oluyorum. Gerçekten Edirne ekonomisine ciddi bir katkıda bulunacağımıza inanıyorum. Başkanım, sadece Bulgaristan ve Yunanistan bazında mı? Tabii Bulgaristan, Yunanistan, Romanya olabilir ama daha çok yakın bölgedeki tarım aletleri ve araç gereç. Sadece tarım araçları mı karşı? Yok, otomobil, tarım araçları ve sulama motorları, bunlar bu kapsamda. Peki bunun cazibesi ne burada, yani Edirne sanayinde, Edirne sanayisinde bu işte ciddi eleman yetişmiş elemanlar var, ciddi kapasitede iş yerleri var, tüm markaların servisleri Edirne'de, otomobil markalarının, dolayısıyla Edirne'den çok daha hem parça hem içerik hizmeti alma şansları var arkadaşlar. Komşuluklar daha maliyetli. Maliyetler daha yüksek. Edirne sanayinde bir araba şanzımanı 250-300 lira iniyor.
aynı şanzımanı Yunanistan'da 250 euroya indiriyorsunuz. Müracaatları alıyoruz. Buna Edirne Sanayi sitesinde, Eski ve Yeni Sanayi sitesinde Demirciler Odası bakıyor buna. Tabii esnaf birliklerinin bu işte katkısı var. Yaklaşık müracaatlar herhalde bir 90-100 kişi ama bunların içine biraz eleneceklerdir. Onunla ilgili çalışıyoruz. Daha önceki geçmiş dönemlerde istihbari çalışmaları var. Zannediyorum 70-80 kişi faydalanır. 3 tane bakanla uğraştık bir de geçmişte. Ama sonunda Recep Bey'in gelişiyle birlikte ve sizin de gelişinizle birlikte çözüldü. Burada merak edilen bazı sorular var ki aslında sizin konuşmanıza cevap verildi de. Esnaf sık sık soruyor. Acaba sadece ticaret odası mı faydalanacak bu işten? Hayır, öyle bir şey yok. Esnaf odası, çoğunluk esnaf odasında herhalde esnaflar. Esnaf odası. Daha çok bizim esnafımız. Eline o, eğer kriterleri tamamlıyorsa, eline verilen kart elindeyse o şahıs faydalanacak. Yanlış yapmayana kadar. Yani bunda belirtmekte fayda var. Tabii. Bir algı, yanlış gümrük, bir algılanma var. Gümrük denetliyor, ticaret ve sanayi odası denetliyor, esnaf odası denetliyor bu işi. Yalnız esnaf odası üyeleri değil, ticaret ve sanayi odası, bunun beraberinde esnaf odası üyeleri de bu protokoldan faydalanıyorlar. Yani tüm Edirne faydalanıyor. Dolayısıyla olaya bir de ticarete şöyle bakmak lazım. Edirne ekonomisinde sanayiye giren para Edirne ekonomisinde dağılacaktır. Bu inşaata gider, mobilyaya gider, gıdaya gider, tekstile gider. Tüm sektörler buna etkilenecektir dolaylı olarak.